12 Ocak 2024. Ve burası Sarıgöl Eski Yolu. Şu anda yol geriye doğru suyun çekilmesiyle beraber 4-5 kilometre kadar daha meydana çıktı. Çünkü buralar Dut Dereye kadar su altındaydı. Evleri de görüyorsunuz. Bakın yeniden görünmeye başlayan yapılar var. Su seviyesi şöyle döndüğümüz zaman evet sadece burada artık çünkü yol düşük bir seviyede olduğu için buradan itibaren Lantiyet'e gidemiyorsunuz. Tarif ettiğimiz zaman hemen şu yolun görünmüş olduğu en son yerden virajın arkası Lantiyet ve Öydem Köprüsü'nün görünmüş olduğu yer. Şu anda o köprüden 2-3 kilometre arkadayız. Geriye doğru geldiği zaman su neden çekiliyor? Su enerji üretimi başladı. Şimdi 3. kapağı geçirecek. Eğer o zaman da suda bir yükselme düşünülüyor ama devam eder mi etmez mi? Bunu da ben size Yeniden çekeceğim. Buradaki yapılar bu şekilde balık soranlar oluyor. Çok kes. Bakın şöyle biraz tuttuğum zaman gölün yüzeyinde atlayan balıkları göreceksiniz. Çok fazla balık var. Bu su seviyesi biraz daha çekilecek. Burada yer alan ev ta tabana kadar, şuradaki bahçeye kadar büyük bir bahçesi vardı buranın. O bahçeye kadar görünmesi düşünülüyor. Bu yolu buraya kadar kullanıp gelebilirsiniz. Gelmek isteyen, görmek isteyen varsa buradan itibaren artık yol yok. Lantiyete diğer taraftan geçeceksiniz. Bölgeyi tarif etmek için şöyle söyleyeyim. Şu virajın hemen arkası Dutdere'ye dönüyorsunuz. Oradan da Sarıgöl'ün yeni yola bağlanıyor. Zaten burası eski yol. Geçen sene kullanmış olduğumuz bir yol. Bu da bizim anılarımızda, hatıralarımızda kalan bir yol. Burayı yani geldiğiniz zaman sanki eski Yücepe'ne giden bir Yolmuş gibi bir hissiyat taşıyabilirsiniz. Gün gün çekip anlattım diğer mecralarda da. YouTube'da dediğim gibi yeni çekmeye başladım. Illaki bunun biraz daha profesyonelleşmesini yapmaya çalışacağız. Ama şu anda sizlere gün gün anılarda kalması için bir görüntü kaydı oluşturuyorum. Evet. Su seviyesini görüyorsunuz. Nereye kadar düşmüş? Halen daha da düşecek. Kaçevra bölgesi var aynı zamanda. Bakın buranın hemen arkasında, şu virajın hemen arkasında. Oradaki evler de şu anda tamamen görünüyor. Ta en alttaki duvara kadar indi. Su şerit halinde görüyorsunuz. Ne kadar yükselmiş bu vadide. Şu anda normalde suyun altındaymışız gibi. Çünkü yazın buralar dolarken de çekmiştim sizleri. Gün gün aktarmıştık. Böyle kısa bir yayın yapıp buralardaki son gelişmeyi anlatmak istedim. Başka bir videoda başka bir içerikte sizlerle yeniden görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Yeriye tekrardan anlatıyorum ve buradan ayrılıyorum. Burası Sarıgöl eski yolu. Buradan gelirken Balıkçiftliği'ne, Kaçkarlar'a, Bıçakçılar Köyü'ne, Yaylalar Köyü'ne, daha sonrasında Sarıgöl Taşkıran Zapor Barhal Köyü'ne bu güzergahı kullanıp gittiğiniz bir yol. Geçen sene kullanıyorduk ama su altında kalmaya başlayınca tabii artık veda etmiş olduk. Bu yolu en fazla dediğim gibi buraya kadar gelebilirsiniz durduğum yere kadar. Tekrardan şöyle gösteriyorum ve sizlere buradan veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka bir videoda sizlerle beraber yeniden buradaki son gelişmeleri takip ediyor olacağız.